kalmadı millete etti yemini. Şehri İstanbul'un şehremini, 16 milyonun helal hakkını hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu. Yeditepe'li şehirde bir Nazım gibi gözlerini kapatmış bir Orhan ve geleceğe uzanan yollarda cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Yüreği senin için atan biri var. Sana ihanet edilen kara günlerden gözünü kırpmadan Ya ben İYİ Parti'de görevliyken de benim İstanbul ve Ankara ile ilgili farklı bir fikrim vardı. Genel merkezde yöneticilerde hakim olan fikrin dışında. Ben İstanbul ve Ankara'nın mutlaka ittifak yapılması gereken bir yer, iller olduğu kanaatindeydim. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da, her ikisi için de ne yapabilirim diye sordum kendime. Nitekim Murat Ongun benim çeyrek asırlık dostum, arkadaşımdır. Ona da danıştım. Yapabileceğim ne olursa ben hazırım diye, destek olmak için. Sonuç itibariyle ben İstanbul'u sadece bir yerel seçim, bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, Ankara'yı da aynı şekilde görmüyorum. Neden görmüyorum? Sayın Cumhurbaşkanı da böyle görmüyor çünkü. Yani iktidar bloğu İstanbul'u ve Ankara'yı okuması gerektiği gibi okuyor, doğru okuyor. Türk siyasetinin bundan sonraki sürecinde belirleyici olacak iki tane il ve seçim, buradaki seçimler. Dolayısıyla konuştuk ne yapabilirim diye. O zaman Murat bana ya senin çok güzel şarkıların vardı, böyle bir şey çalışabilirsin demişti. Aradan bir epey zaman geçti. Bir pazar günü evde otururken eşim Leyla Hanım ve kızımla Zeynep zaten müziktir onun hayatı. Onlarla sohbet ederken bu konuyu açtım. Her ikisi de 2019'da Ekrem İmamoğlu seçmeni olduğu için onlar bir heyecanlandılar. Böyle bir şey yap dediler. Ve o gün yazdık biz o sözleri. Yani ailece yazdık aslında. Çok kolay oldu sözlerin yazılması. Çünkü daha önce de ifade ettim. O sözler bizim 5 yıldır ailemle birlikte şahit olduğum, tanık olduğum bir sürecin süreçten süzülmüş sözlerdi. Yani biz Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan bugüne kadar seçim dahil yaşadığı bütün öyküye ortak insanlarız aslında. Yani sadece uzaktan izlemedik, o öykünün içindeyiz. Bütün İYİ Partililer de içinde. Yani Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, İYİ Partililerin tarifiyle söylüyorum. Hepsi bu öykünün, hem Ekrem Bey'in öyküsünün hem Mansur Bey'in öyküsünün içinde. Dolayısıyla bize de ailece yazmak zor olmadı bunu. Samimi söylüyorum, ailece ürettik. Ama ben bir noktanın altını çiziyorum. Bu sözleri o evde yazılmış olsa bile, yani Ekrem Bey'e metiyeler dizmek için yazılmadı. O evde yazılmış olsa bile biz Sayın Meral Akşener'in 5 yıldır, 2019 seçimleri dahil 5 yıldır Ekrem Bey'le ilgili yaptığı konuşmalara bakın, bu sözler oradan çıktı. Onun için söylediğim zaman bazen tebessüm ediyorlar. Sözleri ben tek başıma yazmadım. Meral Hanım'la birlikte yazdık aslında. Yani o 5 yıllık hikayeyi düşündüğünüzde öyle yazdık. Bunu böyle ya işte bir siyasi gol atma çabası gibi görenler de var. Hayır, bu bir durum tespiti. Yani sözlerde mesela Hazreti Peygamber'in adı geçiyor. Yani İstanbul'un Hazreti Peygamber tarafından müjdelendiğini bir konuşmada, İstanbul'daki bir programda konuşmada ifade eden Meral Hanım'dı. Veya işte bir Fatih benzetmesi Sayın İmamoğlu'na, bunu yapan, ki eleştiri aldı, bunu yapan Meral Hanım'dı. İşte düşman işgalinden Fatih aldı, fethetti, düşman işgalinden de Mustafa Kemal Atatürk kurtardı diyen de Meral Hanım'dı. Veya işte Ekrem Bey'in çalışmalarını başarılı bulan, Ekrem Bey'i cesur ilan eden, cesaretli bulan da Meral Hanım'dı. Dolayısıyla bütün o konuşmaların içinde zaten bu şarkının sözleri var. Yani sanki İYİ Parti'de artık birlikte çalışmıyoruz ama ben bir partiliyim. Sonuçta İYİ Parti'nin üyesiyim. Her yerde İYİ Parti'nin adaylarını kazanmak isterim ama İstanbul ve Ankara Türk siyasetinin geleceği açısından bu iki ildeki seçim çok belirleyici ve çok kritik. Bunun farkına sadece Cumhur İttifakı'nın, yani iktidar bloğunun bunun farkına, yalnızca onların varmış olması hakikaten çok büyük bir talihsizlik. Dolayısıyla
sözler böyle çıktı. Tabii Murat Ongun o sürecin içinde olduğu şarkıda bir iki söz konusunda tabii o oradaki dengeleri daha iyi biliyor. Önerisi oldu. Birlikte bazı dokunuşlar da yaptık. Ekrem Bey şarkıyı dinledi. Bir süre önce dinledi. Ben çok duygulandığını gördüm. Ve aynı şeyi söyledi. Aslında benzer bir şey söyledi. Murat Bey, o 5 yıllık öykümüz yazılmış burada diye. Yani herkes de bu şeyi yarattı. Ben mesela dün sabahtan bu yana hem İyi Partililerden, hem Cumhuriyet Halk Partililerden, hatta Saadet Partililerden, şimdi isim verirsem yer yerinden oynar ama mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 tane çok üst düzey isim. Bunlardan övgü alması ve aslında herkesi buluşturan bir şey olması, bir melodisinden, iki de bir gerçeği işaret ediyor olmasından. Yani sadece İyi Partililer ya da Cumhuriyet Halk Partililer ya da Ekrem İmamoğlu'nu sevenler tanıklık etmedi bu sürece. Bu sürece herkes tanıklık etti. Dolayısıyla bir AK Partili de, şimdi AK Parti'ye yakın gazeteci arkadaşlarım var, arayıp ya çok iyi anlatılmış diyorlar. Onların da buluştuğu bir gerçek bu. Çünkü hakikaten bir gerçeği anlatıyor o şarkı. Cem Karakeçeli istifa etmiş, evet. Ya yani İYİ Parti'nin bu şeylerini çok konuşmak istemem ama şöyle bir gerçeği var. İYİ Parti'de son dönem ayrılanların ayrılanları 3 farklı kategoride okumak lazım. Bir tanesi koltuk hesabıyla ayrılanlar var. Bu İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana hep oldu zaten. Benim çok doğru bulmadığım, hatta birçok orada görevdeyken ve bugün de koltuk hesaplarıyla ayrılanları bugün de eleştiririm. Bu çok doğru bir tavır değil. 2, haksızlığa uğrayan, iftiraya uğrayan, çok çirkin ve acımasızca ithamlarla, açık söyleyeyim, üzerine kumpas kurulan insanlar oldu. Bir grupta böyle ayrıldı. Ama önemli bir bölümü ve daha çok kamuoyunda tartışılan bölümü de, birçok insan da az önce işaret ettiğim gerçeği, yani İstanbul ve Ankara seçimleri farklı. Türk siyasetinin geleceğine yön verecek seçimler. Dolayısıyla bu seçimlerde İYİ Parti'nin alması gereken pozisyonun hem Sayın Mansur Yavaş'ın hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmak olduğunu iddia eden isimler. Nitekim bugün şeyi okudum. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıydı Cem Bey. Urfa'nın çok değerli ailelerinden birine mensuptur. Yani Cem Bey'in açıklamasında da mesela orada çok ilgimi çekti. Şimdi şarkı 2 gündür konuşulduğu için yani yönetimi, şu anda İYİ Parti yönetimini yanlış tuşlara, yanlış notalara basmakla itham ediyor. Böyle bir eleştirisi var. Bence haklı bir eleştiri. Gidenler çok kıymetli isimler, çok önemli isimler. Bir parti, bir siyasi parti gidenlerin ardından bir sürü şey söyleyerek, işte laf atarak, ne bileyim, onlara haksızlık ederek başarıya gitmez. Bir siyasi parti kaybetmemesi gerekenleri koruyabildiği zaman başarıya ulaşır. Dolayısıyla son 4 aydır ben 2 Kasım'da ayrıldım ve bu İYİ Parti'yi çok yıprattığını düşündüğüm süreçte 8-10 Kasım itibarıyla başladı ve burayı yönetemediler. Bu aslında medya açısından da yönetilebilir bir süreçti. Olur partilerde bu tür kavgalar, kırgınlıklar. Fakat medya cephesinde yönetebilmek için partinin medya ilişkilerini yürüten kişi ya da kişilerin partiyi dert etmeleri gerekir. Kişisel PR peşine düşerse insanlar partiyle ilgili PR'ı da yapamaz. Ben iletişim boyutunda da böyle bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. Ya üzücü, bu parti yani binlerce insanın emeği ile bina edildi, öyle kuruldu, öyle yol yürüdü, çok ciddi başarılara imza attı. Türk siyasetinde, o benim tarifimde, bir gazeteci arkadaşımın tiyosuyla, Türk siyasetinde bir su terazisiydi. Her türlü teraziyi şaşırtabilirsiniz ama yer düz değilse su terazisine ayar veremezsiniz. Dolayısıyla bütün bu özelliklerine rağmen, yani bu yaşanan şeyler çok üzücü. Binlerce İYİ Partili'nin emeği var, milyonlarca seçmenin emeği var, göze aldıkları riskler var. Bütün bunları düşündüğünüzde yani üzücü tabii. Ben şeyi de söyledim, keşke bu şarkıyı ben yapsaydım ve Meral Hanım da Ekrem Bey'e al kardeşim sana hediyem deseydi. Keşke süreç böyle devam edebilseydi. Ama olmadı. Tabii yani bunu isterdim. Yani Meral Hanım keşke Ekrem Bey'e hediye etseydi. Yani 5 yıldır sürekli kardeşim dediği, çok
övdüğü, çalışmalarını övdüğü, cesaretini övdüğü bir isimdi. Dolayısıyla burada Ekrem Bey'i, Ekrem İmamoğlu'nu sevip sevmemek önemli değil. Türk siyasetinin geleceği açısından baktığınızda bazen bazı zamanlar ve kader bazı insanlara bazı misyonlar yükler, bazı sorumluluklar yükler. Ben bu süreçte Ekrem Bey'e siyasetin ve hayatın bir sorumluluk yüklediği kanaatindeyim ve bu sorumluluk penceresinden bakıyorum. Bütün mesele bu.